Teşekkür ediyorum. Gündem dışı ikinci söz, Iğdır'ın sorunları hakkında söz isteyen Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'a aittir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şimdi bir dergi göstereceğim size. Daha doğrusu faaliyet bülteni, resmi belge niteliği taşır. Iğdır Belediyesi'nin 2009-2010 faaliyet bülteni. Biz belediyelerin yol, su, temizlik, kanalizasyon, yani vatandaşın günlük sorunlarıyla ilgilendiğini zannederdik. Öyle düşünürdük. Her ne kadar bunun farklı örnekleri olsa da. Ancak Iğdır Belediyesi'nin çok daha farklı hedefleri, çok daha farklı istekleri, arzuları varmış. Burada Iğdır Belediyesi İmar Müdürü Adem Yaşan'ın yazmış olduğu belediyenin nasıl faaliyet göstermesi gerektiği, Iğdır'ın geleceğinin nasıl planlanması gerektiğiyle ilgili size Adem Yaşan'ın dilinden bir şeyler okumak istiyorum, onun yazdıklarını. Diyor ki, belediyede yaklaşık 400 personel çalışmakta, belediye personellerinin tamamı Azeri kökenli olmaları ve önceki yönetimler tarafından istihdam edilmiş olmaları yönetimin istediği politikayı uygulamasına engeldir. Ancak bu duruma denk düşecek önlemlerle bu durumu aşmak mümkün olabilir. Bu durumun aşılması noktasında mevcut belediye yönetimi yeterli olmaz. Iğdır'ın makro düzeyde bir programa ihtiyacı var. Önce sorunları tespit etmek ve Iğdır'ın özgürlüğüne denk düşecek çözüm politikaları haline getirmek gerekir. Buraya dikkat edin lütfen. Kentin demografik yapısı mevcut sistemin istediği zemini oluşturmaktadır. Oluşturulacak politikalar Azerileri de ürkütmeden Iğdır'ın Doğu Beyazıt istikametinde ki yönünde gelişmeyi ve ilave edilecek alanlara dikkat edin, kontrollü nüfus artışı sağlayarak Iğdır'ın etnik yapısını değiştirmemiz, oranın BDP belediyesi olmasına devam etmesini sağlamamız ve PKK'nın istediği haritayı çizmemiz gerektiğini ifade ediyor kısaca. Şimdi Diyarbakır kontenjanından Iğdır'da İmar Müdürlüğü ve Belediye Başkan Yardımcılığı yapan bu vatandaş bunları söylüyor da İçişleri Bakanı ne söylüyor acaba? Onu merak ediyor Iğdırlılar, değerli milletvekilleri. Meclis ne diyor? Meclisin İçişleri Komisyonu ne diyor? Yani bir ilde bir belediye kalkmış, oraya hizmet etmesi gerekirken oranın etnik yapısını nasıl değiştiririz? Orayı nasıl belli bir etnik kesimin kontrolü altına alırızın hesabını yapıyor. Bu yetmiyor. Sizin oradaki bürokratlarınız, vali yardımcınızın başkanlığında bir araya geliyor ve yıkılması gereken kaçak yapıların seçim öncesi imara açılması için vali yardımcısı baskı yapıyor. Diyor ki bu karar muhakkak seçimlerden önce çıkacak diyor. Ben buradan İçişleri Bakanlığı'na soruyorum. Sizin bu olaylardan haberiniz var mı? Haberiniz yoksa o koltukta niye oturuyorsunuz? Varsa niye işlem yapmıyorsunuz? Yani siz acaba PKK ve BDP ile anlaştığınızda Iğdır'ın etnik yapısını değiştirmeye mi çalışıyorsunuz? Sayın AKP'li İçişleri Bakanı ve milletvekilleri. Yok, eğer bunu yapmıyorsanız sizin de acaba önümüzdeki belediye seçimlerinde bir iddianız var mı belediye noktasında? Onu da merak ediyorum doğrusu. Yoksa oraları tamamıyla PKK'ya mı bıraktınız veya BDP'ye mi bıraktınız? Bu soruların cevabının bu kürsüden verilmesi lazım. Bu da yetmiyormuş gibi şimdi de bir mera konusu çıkardınız. Oradaki vatandaşlarımızın elinden meralarını alıyorsunuz ve başkalarına veriyorsunuz. Bu da yetmiyormuş gibi vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayan can derviş karakolunu kaldırıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ey Iğdır'daki vatansever insanlar, başınızın çaresine bakın diyorsunuz. Biz Iğdır'ı gözden çıkardık diyorsunuz ve uygulamalarınız da bununla örtüşüyor. BDP'nin imar müdürünün söyledikleriyle AKP'nin vali yardımcısının yaptıkları birebir örtüşüyor.
İçişleri Bakanı da maalesef ses çıkarmıyor. Değerli arkadaşlar, devlet devletliğini yapacak. Eğer siz devlet olarak, hükümet olarak gereğini yapamazsanız, şundan emin olun ki, Iğdırlı ne gerekiyorsa onu geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da yapacak. Ama gönül ister ki devlet yapsın öncelikle bunu, hükümet yapsın. Eğer siz hükümet teşekkür ediyorum.